Benim adım Cengiz Kocak. Benim iki doğum günüm var. Biri doğduğum gün, diğeri de ne için doğduğumu anladığım gün. Doğduğum gün için anneme, ne için doğduğumu anladığım gün içinse Samsun'a, 19 Mayıs'a, atmaktan en çok korktuğumuz o ilk adıma ve tabii ki... Artvin'deyiz. Burası Türkiye'nin ve dünyanın en büyük atletik heykelinin olduğu yer ve takımımız Why Not olarak, yani neden olmasın takımımızın adı, Ferdi Toy ve ben geçen yıldan kalan, yarım kalan ve aklımızda duran ve bir türlü aklımızdan çıkmayan bir projeyi tamamlamaya geldik. Amacımız şuydu aslında, kişisel olarak ben hayatımda ilk paraşütçüyü 19 Mayıs'ta görmüştüm. O yüzden 19 Mayıs benim için çok önemli ve 19 Mayıs Samsun'a Atatürk'ün çıktığı günün yıl dönümü. Bunu, bu günlüğü ne karşı Atatürk'e duyduğum minneti ve bir 19 Mayıs'ta bir ilk paraşütü görmüş olmamdan kaynaklanan o miladı belirtmek için Atatepe'deki Atatürk heykelinin yanından wingsuit'imle yaklaşık 180-200 km süratle geçip Artvin'in içinde Çoruhner'in yanına inmek gibi bir projemiz vardı ve öyle çıktık geldik buraya. Ferdi ve Yusuf Eli'den arkadaşımız Cengiz de Genya yaylasına sabah saat 6.30 gibi eriştik. Orada rüzgarı bekledik yaklaşık 1.5-2 saat. Daha sonra çok kısa bir ara rüzgar bize müsaade etti ve Ferdi ile kalktık. Ferdi benim pilotumdu. Yamaç paraşütle tandem olarak uçtuk. Ben yolcuydum önünde. Ama üzerimde wingsuit ve paraşütüm vardı. Daha sonra Atatürk heykeline yaklaşık 700 metre yükseklik ve 1000 metre mesafedeyken Ferdi'nin kullandığı, beni uçuruyor olduğu yamaç paraşütünden wingsuit'le atlayış yaptım. Wingsuit ile uçuş, süzülerek daha doğrusu yaklaşık işte 180-200 km süratlere eriştiğimde Atatürk heykeliyle oradaki Türk bayrağı arasından Atatürk'ün dizleri seviyesinden yaklaşık işte 180-200 km süratle geçip biraz daha ilerleyip paraşütümü açıp Çoruh Nehri'nin hemen yanındaki toprak bir yol vardı. Oraya indim. Bizim için önemi Artvin'de dünyanın en büyük Atatürk heykelinin olması ve Atatürk'ün ve 19 Mayıs'ın birleşmiş olması ve bunu da takımımız olarak aynı zamanda bu ilkelerini benimsemiş ve şiarımız edinmiş olarak bir tür minnet gösterisiydi. Umuyoruz ki güzel bir şey oldu. Aynı zamanda hayatımı da bundan kazanıyorum. Yaklaşık 11 yaşımdan beri havacılığın içerisindeyim. 12 yıldır da yamaç paraşütüyle uçuşlar yapıyorum. Ve Cengiz'le bir takımımız var. Why Not? Neden olmasın adı altında. Bununla yeni projeler, daha önce yapılmamış işler yapmaya çalışıyoruz olabildiğince ve hayatımızı buradan devam ettiriyoruz. Aslında yaşama şeklimiz bu diyebiliriz. Burada da yaklaşık 2 yıldan beri düşündüğümüz bir proje vardı. Geçen sene aslında deneme diyebiliriz, deneme yaptık burada. Ve tam planladığımız gibi gitmedi çünkü aslında şartlar uygun değildi bunun için. Çünkü burası coğrafi açıdan ve meteorolojik açıdan çok zor bir yer. Özellikle yamaç paraşütü için. Çünkü yamaç paraşütü türbülanstan, hava akımlarından çok fazla etkilenen bir uçuş aracı. O yüzden bizi çok zorladı. Geçen yıl özellikle kış ve kar olmasından dolayı istediğimiz kalkış bölgesine de gidemedik aslında. Bir nevi aslında geçen sene burada neler yapabileceğimizi gördük diyelim. Ve bunu artık kesin yapabileceğimize emindik. Sadece doğru zamanı bekliyorduk. Aslında 19 Mayıs çok güzel denk geldi. Tarih açısından, meteoroloji açısından güzeldi. Yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır da kesintisiz meteorolojiyi takip ediyoruz. Bugün sabah erkenden saat 6 gibi kalkış alanına gittik. Meteorolojik koşullar tam beklediğimiz gibiydi aslında. Uçuşa uygun değildi. Yaklaşık 1-2 saatlik beklemenin sonucunda bize uçuş için izin verdi. Sonrasında Cengiz Koçak'la birlikte kalkışımızı gerçekleştirdik. Atlayış alanına doğru ilerledik ve atlayışını yaptı. Arkasından da planladığımız gibi Atatürk heykeli, dünyanın en büyük Atatürk heykeliyle Türk bayrağının arasından geçişini yaptı.
Tabii ben bu anları havadan canlı bir şekilde izliyorum ve onun o gidişi her an böyle nefes almıyorum diyebilirim aslında tabiri caizse. O geçtikten sonra büyük bir rahatlama oldu çünkü planladığımız her şey yolunda gitti.